Burada bugün de Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu açıklayacak saat 11'de bildiğim kadarıyla düzensiz göç sorunuyla mücadele ve bu konuda hazırladıkları raporu. Önce Ali Babacan'ın rapor planlarına bir bakalım. Deva Partisi'nin sorunun çözümü için tarih de veriyor Ali Babacan. Seçimden sonraki ilk 90 ve 360 günde tüm çözüm planlarını hayata geçireceğiz dedi. Meseleyi üç başlıkta ele alıyoruz. Bir, güçlü kurumsal yapı. İki, güvenli sınırlar. Üç, gerçekçi geri dönüş. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sığınmacı ve düzensiz göçe dair eylem planını açıkladı. Neler yapacaklarını madde madde sıraladı. Düzensiz göçmenleri kendi ülkelerine veya Türkiye'ye giriş yaptıkları sınır komşumuza sınır dışı edeceğiz. Öldürülme, işkence, insanlık dışı, onur kırıcı, ceza ya da muamele tehdidi altında olmayanların Türkiye'ye öyle elini kolunu sallayarak rahatlıkla girmesi ve yerleşmesine de kesin son vereceğiz. Suriyeli sığınmacılara yönelik atacağı adımları belirtti Babacan. Şam yönetimi dahil herkesle konuşulacak dedi. Suriye'de güvenliğin sağlanması, Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönebilmelerinin şartlarının oluşturulması için başta Şam yönetimi, Rusya, Amerika, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler olmak üzere herkesle görüşeceğiz. Erdoğan'a sordu. Vatandaşlığı hangi kriterlere göre veriyorsunuz dedi. Suriyelilere vatandaşlığı verirken hangi mevzuata istinaden veriyorsunuz? Kimseye mevzuata aykırı olarak vatandaşlık vermeyeceğiz biz. Tüm yabancılar için istisnai vatandaşlık koşullarını değiştireceğiz ve daraltacağız. İktidarı eleştirdi. İktidarın politikasızlığını değil de sığınmacıları ve göçmenleri hedef alan sorumsuz siyaset anlayışını da reddediyoruz. Derdimiz göç sorunu üzerinden prim yapmak değil, göç sorununu çözmek bizim işimiz. Göç konusunda hukuk devleti pusulasından şaşmayacağız, nefret söylemlerine de papuç bırakmayacağız. Sorunun çözümü için tarih de verdi. Milletimiz yetkiyi verir vermez seçimden sonraki ilk 90 ve 360 günde tüm çözüm planlarımızı hayata geçirmeye başlayacağız. Yani özetle Ali Babacan bir yıl içinde biz bunu çözeceğiz diyor. 90 gün ve 365 gün, 360 gün. Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz bu politikanın mimarı olduğu için şu son adımlara, girişimlere zaten karşı. İlk gün nerede duruyorsam bugün de aynı yerde duruyorum, aynı şeyi söylüyorum diyor Esad'la görüşmeye karşı. Ama onlar da çözüm formüllerini göç konusunda açıklayacaklar. Aslında Ahmet Bey de bana kalırsa biraz tutumunda değişiklik yapmış gibi görünüyor. En son Ruşen Çakır'a verdiği röportajda şunu önermişti. Bugün muhtemelen yine bunu önerecek. Bunu biraz daha detaylandıracak. Göçmen konusu. Göçmen konusunda. Yani diyor ki yani Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşü için Suriyeli muhaliflerin Suriye devletinin iktidarında bir pay sahibi olması lazım ve Türkiye ve Rusya'nın garantör pozisyonunda olması lazım. Böylece Suriyeliler Suriye'ye giderken diyecek ki Türkiye aynı zamanda garantör, Rusya aynı zamanda garantör. Aynı zamanda Suriyeli muhalifler de Suriye devletinin, hükümetin içinde bir parça. Dolayısıyla ben gidersem Esad bana bir şey yapmaz. Şimdi Davutoğlu'nun kurduğu perspektif şu. Suriyeliler niye gitmiyor? Çünkü Esad giderlerse, Suriyeliler buradan giderlerse, oraya giderlerse Esad onlara zulmedecek. Şunun gerçeklik payı var. Türkiye'deki Suriyelilerin çok büyük kısmı Sünni veya Sünni demeyelim, Esad muhalifi. Yani muhalif şeyler tarafından, Suriyeli muhalifler tarafından Suriyeli muhaliflere sempati besleyen gruplar. O yüzden şeye gidenler, Ürdün'e gidenler, Lübnan'a gidenler öyle değildi onlar. Direkt IŞİD'den kaçtılar, sonra tekrar geri geldiler. Bir de ekonomik nedenlerle gidenler var. Onlar geri döndüler Suriye'ye ama buradakiler geri dönerken politik nedenlerle biraz ayak diriyorlar. Çünkü ya döneceğiz de ama başımıza ne gelecek gibi bir endişe var. O endişenin buraya de vardır gelenlerin herhalde, bir kısmı da zaten yoksullar. Büyük o ölçüde yoksul Şam'a gidip geliyorlarmış. Şimdi kapattılar ya bayramlarda Şam'a kadar gidip kendi aileleriyle oturup konuşup hani buradakilerin hepsi de Esat'ın kızdığı insanlar tabii değil, o anlamda değil söylüyorum. Yani. Yani hiç silaha bulaşmamış, kaçmış. IŞİD'den de kaçanlar var şimdi. Esat'tan kaçanlar değil, burada da IŞİD'den kaçıp da onlar canını da zor kurtaranlar var hayır, falan. Bir de aradan geçen bunca yılda burada hayat kurup, çoluk çocuk sahibi olup, çalışmaya başlayıp
Yani kabul edecek mi her şeyi tekrar değiştirmeyi, sil baştan yapmayı isteyecek mi? Hani kendisini güvende hissedecek bile olsa o da var tabii. Şöyle bir hava esiyor. Tabii evet. Bu hava yani kitle siyaseti yapınca, kitlelere dönük siyaset yapınca bu doğal olarak bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'nin çok fazla sıkıntısı var. Çok fazla başlıkta, ekonomik başlıklarda, dış politikada, iç politikada vesairede. Güvenlikte, eğitimde, sağlıkta, sayabildiğin kadar. İnsan psikolojisi için depresyonu böyle tanımlıyorlar. İnsan depresyonda olmasının bir nedenini çözemez. O yüzden zaten evet. Profesyonel yardım alır. Yani kardeşim ben çok mutsuzum, bitik durumdayım ama neden böyleyim? Bunu düşünür, acaba bir olay mı, şu mu, bu mu? Düşünür ve ondan sonra doktora gider. Türkiye'de de vaziyet o. Ciddi bir depresyon var. Bu depresyonu anlayabilmek için bir profesyonel olmak gerekiyor. Ama kitleler, milyonlarca insan günde 12 saat çalış, eşine git gel, bunun farkına varmayabiliyorlar. O yüzden tek bir sorunu bütün sorunların nedeni olarak gören bir başlık açıyor. Burada Suriyeli sığınmacılar böyle bir nefret objesine dönüştürülmüş durumda. Tabii. Nefret objesi derken şundan bahsediyorum. Suriyeliler giderse Türkiye'nin bütün sorunları biter gibi bir bakış açısı ama var. Ama bazı bölgesel sorunlar biter. Tabii ki. Yani ben demiyorum Suriyeli sığınmacılar sorun değil diye demiyorum. Ama giderse bütün sorunlar her biter. Her şeyin sebebi onlarmış gibi de gibi bir bakış açısı var. Hal böyle olunca bütün sorunlarımız bitecekse Suriyeliler gittiğinde o zaman bir dakika. Her şey yapılabilir Suriyelilere. İcabında öldürülebilir. İcabında zorla gönderilebilir. İcabında bu esnada katliamlara girişilebilir. Çünkü bütün sorunlarımız bitecek. Evet. Bu tehlikeli bir bakış açısı. Bu kitle siyaseti tabii. Evet. Peki şimdi ilk bölümü tamamlamamızı birkaç dakika kaldı. Şunu da paylaşayım. Son dönemde içki zamlarını sosyal medya hesabından paylaşan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, CİMER'e şikayet edilmiş. Niye? Çünkü reklam sayılmış. Bu paylaşımlarında tabii her bir içkiye gelen zamı paylaşırken ister istemez o içkileri, o markaları da gösteriyor. Bakanlığa bağlı Tütün ve Alkol İdaresi Başkanlığı da markalara göre bu gelen zamları duyurmasını reklam olarak görmüş. O yüzden Aybaş'a 50 bin ile 250 bin lira arasında para cezası kesmiş. Aybaş tebligatı sosyal medya hesabından paylaşıp tepki gösterdi. İçki içerken bardağın üzerinde içki firmasının ismi, logosu olması dahi ceza demiş. Bu arada size bir de Japonya'dan bir haber paylaşayım mı? Japonya'da gençleri içkiye teşvik etmek için kampanya başlatılmış. Ne demek be? Genç kuşağın ebeveynlerine kıyasla daha az alkol tüketmesinden ötürü vergi gelirlerinin düştüğü Japonya'da içki tüketimini arttırmanın yolları aranıyor. O da ayrı bir sakat kafa ya. Bu da Japonya'yı anlamak mümkün değil. Enflasyonu arttırmak için değil mi? Yıllardır eksi enflasyonla yaşadıyorlar. Hem de 20 yıl falan söyleyecek. Ya şunu bir artıya çıkarsak diye uğraşıyorlar. Ya o ilginç bir durum şimdi. Tam bir ekonomik deney. 1990'lı yıllarda fiyatlar daha pahalıydı Japonya'da. Şimdi bunu anlayabilmek Türkiye'de yaşayan bir insan için neredeyse imkansız. Yani. Bu da bir ekonomik kriz bu arada. Yani tabii, sürekli fiyatların düşmesi, sürekli durgunluk krizi. Tabii kimse mal almıyor, hiçbir şey yapmıyor. Şu gözlüğü alıyorsun, 40 sene kullanıyorsun. Aynen öyle yani. Orada son bir dakikamız ama Özgür Aybaş'a kesilen ceza ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani hoş, arkasında bunun tabii ki de rahatsızlık vardır. Yani bu gelen zamları tepki gösteriyor olmasının da. Reklam kısmına girdiğimizde... Şunu söylemek lazım. Bence bu CİMER işinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilip muhalefetin de yani 13. Cumhurbaşkanlığı programının da bu CİMER'e bir düzen vermesi lazım. Çünkü bu CİMER ne oldu? CİMER halkın, kutuplaştırılan halkın bir kesimini linç ettirmek üzere bir aygıta dönüştü. Yani değil mi? Yani Mehmet abi sürekli söylüyor. Yani çip taktılar beynime diyen adamı ciddiye alan bir CİMER var. Ve bir şikayet toplumuna dönüştük. Yozlaştırıyor bizi. Ya insan komşusuna niye şikayet eder? Evet. Bir tekel bayini niye şikayet eder? Bir böyle de CİMER'den toplum... bir kuruma yazık deyince yanılmıyorsam 15 gün içinde gereğini yapmak zorunda. O yüzden kaymakam belediye yazıyor. Çorbanın içine şey koydum mu? Çip koydum mu? Evet. Adam üçüncü PKK'yı sevmeye başlamış. Doğru mu değil mi diye. Demokrasiyle tuhaf yorumlattırıyor. Evet. Demokrasi halk dal kavukluğu anlamına geliyor. Yani aman doktoru şikayet ediyor. Beyaz önlükle geziyorlar diye. Evet ya. Çap hastanelere yazı gidiyor. Peki, biz de reklama gidelim. Peki araya gidelim. Saat 9'da efendim konuşacağız. Çok fazla konumuz var ama süremizi açtık. Özetlemeyeyim. Birazdan görüşmek üzere.